Peki yargı sayısına göre nasıl ayıracağız önermeleri? Basit önermeler, bileşik önermeler. Basit önerme, diğer adı kategorik önerme, içinde tek bir yargı bulunan önermelerdir. Tek bir yargı anlatır basit önerme. Eklemi kaldırdığımızda geriye özneyle yüklemden başka hiçbir şey kalmaz. Ankara'da trafik yoğundur. Ne demiştik biz şu özneyle yüklemi birbirine bağlayan şeye eklem ya da bağ demiştik. Bunu kaldırıyorum. Ne kaldı? Ankara'da trafiğin yoğun olması kaldı. Bir özne, bir yüklem, tek bir yargı. Kan kırmızıdır. Bir basit önerme. Basit önermede bakacağımız tek şey şu. Aynen Türkçede olduğu gibi bağı kaldırdığımızda geriye bir tane özne, bir tane yüklem kalacak, tek bir yargı bildirecek. Bileşik önermelerse Basit önermenin tersine içinde birden fazla yargı bulunur. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Bileşik önerme iki şekilde gerçekleştirilir. Bir bileşiği açık olanlara bakacağız ki bunlar birden fazla yargı taşıdığının açıkça şeklinden belli olduğu önermeler şeklinde karşımıza çıkacak. Bunlardan birincisi koşullu ya da şartlı önerme. Burada tamamen Türkçe bilgilerimizi sınıyoruz esasında. Buradaki yargı bir koşula bağlıdır ve s ya da sa ekleriyle yapılır koşullu önerme. Hava çok soğursa ağaçlar donar. İki tane yargı var farkındaysanız. Birincisi havanın soğuması, ikincisi ağaçların donması. Bu iki tane yargı birbirine sağ ekiyle bağlanmış yani koşul ekiyle bağlanmış. O yüzden koşullu bir önerme ortaya çıkmış. Kuaföre gidebilir isem saçlarımı kestireceğim. Koşullu önerme kuaföre gitmek birinci yargı saçlarımı kestirmem ikinci yargı bunları birbirine ben bir koşul eklemiyle bağlamışım. İkincisi nedenli önerme. Yargılar neden bildiren bir kelimeyle birbirine bağlıdır. Çünkü, dolayı, için gibi neden bildiren ekleri gördüğünüzde yargının içinde bunun bir nedenle önerme olduğunu anlayabilirsiniz. Bugün çok keyifliyim çünkü bahar geldi. Keyifli olmamın sebebine baharın gelmiş olması. Bahar geldi yargılardan birincisi. Bugün çok keyifliyim diğer yargı. Bunu birbirine çünkü ile bağlamışız. Seni sevdiğimden dolayı sana katlanıyorum. İki yargı var. Yine birbirine bağlamışız. Annem eve gelmediği için dışarı çıkamadım. Dışarı çıkamamamın sebebi annemin eve gelmemesi. Dolayısıyla bu da bir nedenli önerme. Bağlantılı önermede yargılar arasında ve ile veya hem hem ne ne gibi bağlaçlar olacak. Yargılar birbirine bu bağlaçlarla bağlanmış olacak. Hem bana kızıyor hem de aynısını kendi yapıyor dediğim zaman bir bağlantılı önerme kurmuş oluyorum. Kedi ve köpekler en gerçek dosttur. Yine iki tane yargı var farkındaysanız. Kedi de gerçek dosttur, köpek de gerçek dosttur. İki yargıyı ve bağlacıyla birbirine bağlamışım. Ne arkadaşları geldi düğüne ne akrabaları. Şeker ile unu karıştırdık. Burada da Türkçeden yine çok iyi bildiğimiz ve ile veya hem hem ne ne bağlaçları gördüğümüzde bunun bir bağlantılı önerme olduğunu söyleyeceğiz. Ekli önermede ise yargılar ama fakat ancak ifadeleriyle birbirine bağlanmıştır. Şimşek çaktı ama yağmur yağmadı. Tatile gideriz fakat paramız yok. Yine iki yargı bu kez ama fakat anlamını veren bağlaçlarla birbirine bağlanmış. Adı ekli önerme. Geldik bileşikliği gizli olan önermelere. Az önce baktığımız bileşikliği açık olan önermelerde tekrar bir hatırlayalım. Bileşik olduğunu biz şeklen önermeden çıkarabiliyoruz rahatlıkla. Burada ise bileşiklik şekil olarak değil, anlam olarak belli. Özgül önermede verilen yargı sadece özneye aittir. Sadece, ancak, yalnızca gibi bağlaçları gördüğünüzde bunun bir özgül önerme olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Sadece insanlar konuşabilir. Şimdi bakıyorum buraya. İnsanlar konuşabilir bir yargı aslında ne demek istiyor burada? İnsanlar dışındakiler konuşamaz ikinci yargı. Ben bu yargıyı burada net olarak görmesen bile sadece bana bu yargının gizli olarak bu önermede olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bu bir özgülü önerme, bir bileşik önerme. Trafik yalnız büyük şehirlerde yoğundur. Aslında yine iki yargı var. Trafik büyük şehirlerde yoğundur. Trafik büyük olmayan şehirlerde yoğun değildir. Bunu nereden çıkarıyorum? İşte bu yalnızdan çıkarıyorum. Dolayısıyla bileşikliği gizli olan önermelerde bakacağımız şey anlamca ikinci bir yargıyı çıkarabiliyor muyuz? Karşılaştırmalı önermede yargı karşılaştırma yolu ile anlatılır. Daha, en gibi bağlaçlarla yapılır. Eskişehir kışın daha kalabalık olur. İkinci yargı ne burada? Eskişehir kıştan başka zamanlarda bu kadar kalabalık olmaz. Mesela yazın bu kadar kalabalık olmaz. Bu çıkarabileceğim ikinci yargı daha ile yapmışım bir karşılaştırmalı önerme. Hayvanlar arasında en evcili kedidir. Çıkarabileceğim ikinci önermene anlamca başka bütün hayvanlar kedi kadar evcil değildir. Dolayısıyla karşılaştırmalı, dolayısıyla bileşik bir önerme yaptım. Çıkarmalı önermede ise bazı elemanlar dışarıda bırakılarak yapılan hariç, haricinde, dışında gibi bağlaçlarla birbirine bağlanan önermeler. Sen hariç herkes o gün oradaydı. Yine iki yargı var. Sen o gün orada değildin. Senden başka herkes o gün oradaydı. Ali oradaydı, Veli oradaydı, Mehmet oradaydı, Ersel oradaydı, Arif oradaydı. Dolayısıyla bu bir çıkarmalı önerme. Tarantula dışında hiçbir örümcek zehirli değildir. Tarantula zehirlidir. Ama tarantulanın dışındaki başka örümcekler zehirli değildir. Yine içinden bir sürü yargı çıkar. Anlamca dolayısıyla bir bileşik önerme. Sınırlandırıcı önermede ise yargıyı zaman ya da yer bakımından sınırlandırırız. Den beri birkaç zamandır gibi kelimelerle yaparız bunu da. Bir haftadan beri yağmur yağıyor. Öteki yargı ne? Bir hafta önce yağmur yağmıyordu. Dolayısıyla birden çok yargı var. Birkaç saattir uyuyor. Başka yargılar çıkaralım. Birkaç saat önce uyumuyordu. Dolayısıyla bu da bir bileşik önerme. Önermeleri sınıflandırdığımız başka bir kriter işlemlerine göre. Burada da ikiye ayırıyoruz. Analitik önerme, sentetik önerme. Analitik önermede yüklem özne hakkında yeni bir bilgi vermiyor, kendisini tekrar ediyor. Dörtgen dört açılı bir şekildir. Niye biz buna yeni bir bilgi vermiyor diyoruz? Çünkü zaten dörtgenin adından belli ki o dört açılı bir şekil. Yeni bir bilgi vermedi. Yaşlı olmayanlara genç denir. Yeni bir bilgi vermedi. Bu analitik önerme buna totoloji de denir mantıkta. Sentetik önerme tam tersi Yüklemin özne hakkında yeni bir bilgi verdiği önermedir. Dünya Güneş'in etrafında döner. Yeni bir şey öğrendik. Bitkiler fotosentez yapar. Yeni bir şey öğrendik. Dolayısıyla bu da sentetik önermedir. Müzik